Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Mu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 2 Ocak 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Bir beğeni çok görmezseniz çok aşırı sevinirim. E, çünkü destek olduğunuzu bilmek beni çok çok sevindiriyor arkadaşlar. Çok çok sevindirik oluyorum. Bilginiz olsun. Şimdi takımımızla ilgili çok fazla şey var, çok fazla haber var. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ama bir yerden başlamam lazım. Fenerbahçe'de savunmaya iki aday diyerek başlayalım. Söze giriş yapalım arkadaşlar. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra konferans liginde de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın ben rasyonalist, realist, aynı zamanda idealist bir adamım. Konferans Ligi hedefi şu an için çok uzak bir hedef desem dalga geçersiniz. Arkadaşlar bakın elbette hedef koymak çok güzel. Ha Süper Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi. Üçünden birinin şampiyonluğu kesin deseler ben ligi seçerim. Çünkü yıllardır yaşadığımız bir şey var. E, bu yaşadığımız bir şeyi aşmak için de e, inanın şampiyonluğa ihtiyacımız var bu yaşadığımız bir şeyi açma, aşmak için. Onu söyleyeyim. Konferans Ligi hocam kazanamaz mıyız? Sence hiç mi ihtimal yok? Arkadaşlar ihtimal elbette var. Ancak hani ince eleyip sık dokumak lazım. Misal veriyorum. Doğruya doğru ve harbi bir şey söyleyeceğim size. Takımımıza bir tane kütürük eriği gibi stoper lazım. Tamam Cicu iyi, Bekao iyi ama bu kadar sakatlıktan sonra arkaya baktığın zaman sıkıntı. İki <laughs> Kurniç, Parti hadi bu tip isimleri konuşuyoruz. Parti'yi alırsan sadece 6'yı yedekler. Ama Kurniç'i alırsan Freddy de yedekler. Mantıklı. Tad için yedeği kim arkadaşlar? Bana Tad için yedeğini söyleyin. Ben Tad için yedeğini bilmiyorum. Joshua King mi? Ryan Kent mi? Emre Mor mu? Mesela şu anda Emre Mor, Cengiz, İrfan Can. Üçünden biri fazlalık. Çok ciddi fazlalık hem de. Ha derseniz hocam Şimanski. Şimanski'nin yedeği. Hani yedekleyebileceği isim İrfancan, Can. Sağda Cengiz. Onu da yedekleyebilecek isim Emre Mor. Bu şekilde bir diziliş var. Ha İrfan'ın performansı öne geçtiği için oynuyor dersem bir şey diyemem. Bence Fenerbahçe bir tane Fred'in yedeği. Bir tane Tadic'in yedeği. Bir tane stoper. Şart oğlu şart. Onu konuştum. Şimdi Stoper transferi illaki olacak. Bak Bekao'nun sakatlığı var mı? Var. Ciko Afrika Kupası. Artık ezberledik bunu. E, Samet Akaydın Serdar Aziz açık söyleyeyim. Güveniniz var mı? ben bunu söylüyorum ama futbolculara cephe alın diye söylemiyorum. Ben taraftarın güvenin olmadığını düşünüyorum. Açık söyleyeyim Serdar Aziz'den Samet Akaydın ikisi birden gitse. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü artı Saviç'i e alsa. Hiçbir taraftarımız bence ses çıkarmaz. Yani bence hiçbir taraftarımız ses çıkarmaz. Hatta beğenirler bile çok iyi transfer oldu diye. Bak bir daha söyleyeyim. Çağlar Söyüncü gelse sıfır kiralama 5 opsiyonla. Savic gelse sıfır bonservis bedeliyle. Samet gitse, Serdar Aziz gitse, Luan Perez gitse. itirazınız, isyanınız olur mu? Bence olmaz. Ha yabancı kontenjanını nerede dolduracağız diye düşünürsünüz. Ee, çünkü bir tanesini doldurmuş oluyorsun. Ama Loan Perez zaten Loan Perez'in sözleşme kat şeyi yoktu lisansı. O yüzden durum malum. Fenerbahçe'de ilk hedef tabii ki de Çağlar. Savic'ten de önce Çağlar. Çünkü orada yerli gönderip yerli alma niyetimiz var. Stefan Savic'in elbette kalitesi malum, yaptıkları malum ama ortada. Şimdi Fenerbahçe Savic'i ee, almak istiyor ama çağları da satın alma opsiyonu kiralık almak istiyor. Yani beğenmezse en azından 6 aylık bir kumar olur. Çünkü son maçlardaki performansı herhalde siz de benim gibi gördünüz. Hatta kafanızda muhtemelen şimşeklerde de da Acaba mı dediniz? Özellikle Cengiz Ünder'in performansı bizi çok şaşırttığı için acaba demişsinizdir. Şimdi çağlar olmasa saviç diyenler de var. Ha işin açıkçası Mario Branco, sportif direktörümüz, operasyon direktörümüz, operasyon ee, sağlayanımız bu işi halledecektir. Ama bana soracaksanız kişisel fikrin ne hocam? Şahsi fikrin ne hocam? Duygun ne hocam? İçinden hissi olarak geçen kim? Vallahi ben çağlar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ha, hissi olarak. Ama duyum olarak arkadaşlar duyum hani e, duyum değişik bir şeydir. Bazen o dersin bazen bu dersin ama derken niyetin kötü değildir. Fakat demek zorundasındır. Bu da böyle bir olay. Şimdi Fenerbahçe'ye bir de öneri var. Viktor Lindelöf. Devre arasında stoper katmak istiyor mu? İstiyor. Herkes bize bir şeyler öneriyor. 29 yaşındaki futbolcuyu menajerler Fenerbahçe'ye direkt olarak önerdi. Bakın bu yeni bir şey değil aslında. Muhtemelen siz bunu yeni zannedeceksiniz ama yeni bir şey değil bu. Bu çok önceden önerilmeydi. Şimdi sezon sonunda kontratı sona erecek. İngiliz kulübüyle sözleşme uzatmadım. İsmail Kartal'ın görüşü alınacak. Hamleler buna göre yapılacak. Şimdi ben taraftarımıza kızıyorum. Soru sormayı bilmediği için. Ben taraftar olarak Mustafa Hoca'ya bir soru soruyorum. Mustafa Hocam, şimdi İsmail Kartal'a göre transfer diyorsun. Doğru mu? Doğru. Ali Koç'un ömrü bence 6 ay kaldı. İsmail Kartal'ın da bence ömrü 6 ay kaldı. Sence mantıklı mı? Yani Ali Koç Mesela zamanında hani ben 3 sene sonra bırakacağım deyip transfer yapmamış adam. Teknik direktörle sözleşme imzalarken 1 artı 1 yıllık imzalamış adam. Sence bu transferleri yapar mı diye sormanızı beklerim. Arkadaşlar bakın. Çağlar Söyüncü her teknik direktörün her Fenerbahçe başkan isteyebileceği bir futbolcu. Bence bunu yapar. Kuruneç eğer bonservis ücreti verilmezse yine her teknik direktörün isteyebileceği bir adam. O yüzden onu da yapar. Lindelöf, Savic, Savic eğer sözleşmesini feshedip bedava gönderirlerse ihtimali yüksek. Her yani sonuçta bir, bir şey deniyorsun, elin güçlü. O yüzden de durum bu. Lindelöf konusunda bize önerildi ama arkadaşlar, şimdi önerilme ayrı, almak ayrı. Peki hocam. Uzun lafın kısası. Ali Koç sence bunlardan hangisini yapar? Bence Çağları yapar, Kurun içi yapar. Diğer arkadaşlar için hiçbir şey diyemiyorum. İsmail Kartal ne diyor hocam? Ona da geçelim. İsmail Kartal önce stoper alın diyor. Bak Bekao'nun ne zaman döneceği belli mi? Değil. E, Ciku 5 maçı da kaçırabilir. Altına da kaçırabilir. Yani Tino Kehrer mesela adaylar arasında. Savic'in menajeri İstanbul'a geldi diyor ama ben o menajerin başka bir niyetle geldiğini sanki hatırlıyorum. Kehrer için de ben şunu söyleyeyim bak beklenti içine girmeyin hayal kırıklığı yaşayacaksınız çünkü Bana gelen duyumda Kehrer Almanya'ya geri dönecek e, Kulüp ismi belli değil Ama bendeki duyumlar bu şekilde <laughs> Neyse Ali Koç Mario Branco İsmail Kartal bir araya gelmiş devre arasının Planlamasını yapmışlar İsmail Kartal da demiş ki ne yapın dedim bana stoper alın 11 Ocak'ta transfer tescil dönemi başlıyor Bana stoper alın ve 11 Ocağı yetiştirin demiş Tabi ilk aday Kehrer diyor. West Ham'dan Kehrer. Arkadaşlar bu, bu Kehrer'i ben izlemedim. Ancak kulağıma gelen bilgilere göre çok üst düzey bir oyuncu diyorlar. Yani üst düzey bir oyuncu üst düzey bir takıma gidecek kesin diyorlar. Hani Fenerbahçe'ye gelmesi sürpriz olur mucize olur diyorlar. Kaynaklarım öyle söylüyor ben bilmem. Ben oyuncuyu da tanımam. Menajerimi de tanımam. Bunu söyleyeyim. Ee, olsa nasıl olur? Ya şimdi BKO, Ciku Kehrer. Atıyorum kafadan Samet, Serdar. 5 tane stoper. 5 fazla. Orada Yusuf Akçiçek de var. O 5. yapar. Onu söyleyeyim. Şimdi Saviç'te sıcak temas. 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini direkt alma fikrimiz var. O da sıkıntı. Şimdi Bekao dönüyor. Ciko gidiyor. Bekao Ocak ayının ikinci haftasına itibaren bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor sahada. E, Ciko da 13 Ocak'ta gidiyor. O sahilde gidecek. Yani bir garip, bir karışık bir olaylar arkadaşlar. Bunları da söylemiş olayım. Şeyi çok merak ediyorum. Biraz da yangın yaptıydı bizim taraftar. Ee, Sivas Spor'un 3 oyuncusu Afrika Kupası'na gidecek falan filan diye. Seçildiler mi acaba? Mesela Türkiye'de Fenerbahçe dışından kimin hangi takımın futbolcusu Afrika Kupası'na seçildi? Ee, onları merak ediyorum açıkçası. Bilirseniz yazabilirsiniz. Bir de 3 Ocak'tan yani yarından itibaren motorine zam gelecek diyorlar ama beklenti mi acaba? Hani aylık enflasyon açıklanacak ona göre bir zam yapılacak beklentisi mi yoksa resmi mi onu da merak ediyorum. Süper Lig'de 2023 yılında değerini en çok arttıran futbolculardan bazıları. Ee, mesela Yasin Özcan. Hocam Yasin Özcan ne alaka bizim oyuncumuz değil bir şey değil. 1 milyon euro artışla 3 milyon 800 bin euroya çıkmış durumda Yasin Özcan. Genç bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Kalitesi, kalibresi yüksek bir oyuncu. Ee, muhtemelen birilerini peşinden koşturabilecek bir oyuncu. Dikkat etmek lazım. 17 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. 17 yaşında. 20 Nisan doğumlu. Ee, sezon sonunda alacak olsam mesela 18'ine geçmiş olduğu için sıkıntı yok. Bu arada 5 Ocak'ta Beşiktaş-Kasımpaşa maçı var. Cuma günü saat 20'de. Yasin Özcan'ı izleyin. Sol ayaklı sol stoper. Kasımpaşa alt yapısına çıkıp 19 maç 1332 dakika süre almak kolay değil. Bunu söyledik. O 1 milyon euro artışla 8.5'a çıkmış. O Samuel için de güzel teklifler var ama kabul edilebilir teklifler mi değil mi bir şey diyemiyorum. Diğer bir isim Dela Bashiro. Sizinle anlaşamadığım nokta şu. 1 milyon 100 bin euro artışla 2 milyon euroya çıkmış piyasa değeri. Ben sizinle şu konuda anlaşamıyorum. Bir takımın alacağınız her futbolcusu yıldız olmak zorunda değil. Bazen e, yüksek potansiyelli oyuncular da almalısınız. Mesela Delebaşiro. Ben olsam bu çocuğu çeker alırım. Nijerya milli takımına da seçilmeye başlamış. Ben olsam çeker alırım Atay Spor'dan. Gerekirse karşılığında Zaitis veririm. Gerekirse karşılığında Luan Perez veririm. Hatta Zayt artı Samet Akaydın e verip alırım bu çocuğu. Ben olsam. Bu çocukta potansiyel var. Ha gelişim gösterir göstermez bir şey diyemem. Orta sahanın kanadını da oynatabilirsin. Zaten bedelsiz aldı Hatay Spor. Sheffield Wednesday'den. Bilmiyorum 17 maç 4 gol 4 asist 1498 dakika. Ben uyarımı yapayım da sonra çocuk meşhurlaştığı zaman ben demiştim dediğimde hadi oradan demeyin. Yunus Emre Konak 1.5 milyon Euro'dan 1.8'e çıkmış. Bence çok ciddi bir haksızlık yapmışlar bu çocuğa. Ee, yani Sivas Spor'daki o 17 yaşındaki orta saha oyuncusu. Ben açık söyleyeyim kendine güveni, soğukkanlılığı son derece yüksek. Elif Elmas da böyleydi. Kendine güveni ve soğukkanlılığı yüksekti. 17 yaşında 10 Ocak'ta 18 olacak. 1.81 boyunda önlü vero. 1 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. Hani Sivas Spor altyapısından çıkan bir oyuncu. Bence bu çocuğun üstüne düşelim. Yani Yunus Emre Konak ismini hiç de hafife almayın. Hocam Fenerbahçe'ye layık göre göre bunları mı görüyorsun? Tabii ki de bunları layık görüyorum. Kimi göreyim? Sizi mi göreyim? Siz futbolcu olun, sizi de göreyim. Osterwold'e 1.5 artışta 7.5 olmuş. Sezon sonu görüşürüz. Kaç teklif olacak? İrfan Can 1.5 artışta 9 oldu. İsmail Yüksek 2 milyon euro artışta 7.5 oldu. İsmail Yüksek bu arada ekmiş Allah kabul etsin. Tarsı benim ve sizlerin yani uman kişilerin başına dua eden kişilerin başına inşallah. Şimanski 20 milyon euro. Ferdi Kadıoğlu 20 milyon euro. İkisinin toplam bedeli 40 milyon euro. Ancak ben size bir şey söyleyeyim. İkisinden en az bir tanesinden 40 milyon euro alamıyorsak yazıklar olsun bize. Onu söyleyeyim. Şimdi sosyal medyaya düşen bir diğer haber şu. Fenerbahçe 6 futbolcuyla yolları ayırıyor. Şimdi devre arasında takviyeler tabii ki olacak. Ancak bu takviyelerin bir de doldurması gereken kontenjanı var. Hani alıyorsun almasını ama kimin yerini alıyorsun? Batshuayi mutsuz ayrılmak istiyor. Avrupa Şampiyonası Euro 2024. Ee, yani bir önceki videolarda da konuştuk ama tekrar tekrar hatırlatayım. Ben gideceği görüşündeyim. Kent aynı şekilde gideceği görüşündeyim. Ve Kent'in ben hatta Hull City'ye direkt gideceği görüşündeyim. Miha Zayt. Çok merak ediyorum. Zayt'la ilgili hiçbir bilgilendirme yok. Acaba bir kusur mu işledi? Bir günah mı yaptı? Miguel Crespo 6 numara transferi. Tabii ki düşünülüyor. E, 6 transferi yapılırsa Crespo ne olacak? Ben Crespo'nun gitmeyeceği görüşündeyim. Likon Enrique o da uzun süreli sakatlık. Takımla birlikte çalışmalar, yabancı kontenjanı falan. Ben Lincoln'in de gitmeyeceği görüşündeyim. Mesela bence şu an King'in de gitmeyeceği görüşündeyim. Bartu Elmaz Marsilya'dan 1.5 milyon euroya transfer edildi diyor Bartu Elmaz. Forma giymek istiyor. Daha fazla forma şansı bulmak istiyor. Alt aylığına kiralık gönderme fikri var diye. Valla ben Bartu için ya da diğerleri için şunu söyleyeyim. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyeyim. Kısaca. Şimdi yoksa kuracağım cümle birçok kişiyi etkileyebilir. Onu özellikle ve özellikle belirteyim. Birçok kişiyi etkileyebilir. Ee, Bartu da 1.5 diyor ama 1.4 diyen var. 300 bin euro diyen var. 600 bin euro diyen var. Şimdi 1.4'ü de aldıysan futbolcunun yetiştirme bedelini üstüne almışsındır. 5 dakika 5 maçta 26 dakika oynamış Bartu. 20 yaşında bir oyuncu. Bence Bartu'yu oynama garantisiyle bir takıma vermek çok çok zekice olur. Yani bu benim şahsi kişisel kanaatim. Ama o takım hangi takım olur ona bir şey diyemem. Ee, ya, ama bana sorarsanız ben Lincoln'in gitmeyeceği görüşündeyim. King'in de gitmeyeceği görüşündeyim. Crespo'nun da gitmeyeceği görüşündeyim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Emre Belezoğlu'ndan açıklama bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim demiş. Bir gün mutlak olacağım Türkiye'lerle gömüme beni diyordu. Ne güzel şarkıydı ya. Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu Futbol Plus ekranlarında birçok açıklamada bulunmuş. Ben tabi hepsini almıyorum. Hepsini alırsam izlemezsiniz. İyi de değilim kötü de değilim diyor. Hani herkesin her dilde ilk öğrendiği kelime nasılsın olur diyor. Nezaketen sorulur. Hani şükredeceğim o kadar çok şey var ki diyor. Mesleğimiz gereği getirmiş olduğu yoğunluk, baskı, stres var. Yorucu olmaya başladı. Şimdi Ankara gücü. Hani ailenin en genç üyesiyim, en yeni üyesiyim. Olayların istemeden içinde yer almanız klasik bir benim hikayem karşılığı Türk futbolunda diyor. Ee, biraz parçalı bulutluyum diyor. Başkanımız üzüntüsünü belirtti diyor. Fenerbahçe haksızlık yapmadı bana diyor. Bana birçok konuda haksızlık yapıldı ama bu konuda haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü ben futbolu bıraktım. Başkan Ali Koç beni sportif direktör pozisyonuna getirdi. Benim gönlümde en büyük takım olması itibariyle onu düşündüğünde kulübün işleyişinde de önemli bir görev verdi. Sonrasında Erol Hoca'nın ayrılmasından yönetim karar verdikten sonra beni hocalık görevine istediğini söyledi. Ben bu kadar bana verilmiş görevlerden sonra ayrılmama binaen bana haksızlık yapıldı demem. Yani onu işte böyle devamlı böyle açıklama yapan insanlar yaparlar. O tercih eden insanların değerlenirken geri durmazlar. Ben hiçbir zaman haksızlık yapıldı görüşünde değilim diyor. Ben Fenerbahçe emri olmuşum zaten diyor. <laughs> ha şunu söyleyeyim bana birçok kişi haksızlık yaptı ama ne Ali Koç ne Fenerbahçe haksızlık yapmadı. Şampiyon olsam devam edebilirdim. Yani bu da çok gerçekçi bir şey olmayabilir. Çünkü 10 haftalık bir teknik direktörlük kariyerim var. Ama sanki o hafta şampiyon olan olmadım diye <laughs> Fenerbahçe'den ayrıldım imajının oluşması beni üzer diyor. Ve Fenerbahçe'de emri olmuşum diyor. Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Şu anda Ankara gücünün başında olmaktan dolayı mutluyum. Ankara'yı her anlamda çok sevdik. Oğlum Ankara gücüne tutkuyla bağlı. Görevim itibariyle burada her şeyi yapmak için çalışıyorum. İyi bir ekibimiz, iyi bir oyuncu grubumuz da var. Burada güzel şeyler başaracağız. Fenerbahçe'de zaten teknik direktörlük, sportif direktörlük ve futbolculuk yaptım. Bir gün tekrar olursa yine mutlu olurum. Sportif direktörlüğü de isteyerek yapmamıştım. Beni sahanın içi motive ediyor. Bir gün yeniden Fenerbahçe'nin hocası olacağımı düşünüyorum. Olmasa da hayatın sonu değil benim için diyor. E ben kaybetmeyi sevmiyorum diyor. Kaybetme işler kötü giderse geriliyorum diyor. Emre Belezoğlu. Şimdi bir gün Fenerbahçe'ye geri döneceğimi düşünüyorum diyor. Ya şunu aklıma takılmışken bir kez daha söyleyeyim. Ben Bartu Elmaz'ın giderse oynama garantisiyle gideceği görüşündeyim. Zayis kesin gider. Kent kesin gider. 2. Batshuayi de bence kesin gider. 3. Lincoln ve Crespo bence kalır. Bunlar da benim şahsi fikrim. Şahsi düşüncem. Hani Muhtemelen soracaksınız. Bunu da söyleyeyim. Samet gider gibi geliyor bana. Kurun Kurunic gelir gibi geliyor. Bunları da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi her şeyden ziyade bir de şunu özellikle ve özellikle belirteyim. Transfer dönemindeyiz. Sansasyonel başlık vesaire beklemeyin. Hani hocam da ha şu geliyormuş bu geliyormuş diye. Bazen başlığa koymadığım ama çok ciddi transfer duyumları videoların içinde olabiliyor. Benden size tavsiye. Gerekirse bir buçuk kat hızı alın. Günde iki tane video atıyorum. Sardırın, hızlandırın, izleyin. Gelişmelerden haberdar olun. Kaçırmayın. Bakıyorum canlı yayına gelmiş transfer sorusu soruyor. Kimse de cevap vermiyor. Arkadaş niye kimse cevap versin sana? millet dakikalar boyunca burada videoları izliyor. Sen de geliyorsun. Hocam şu geliyor mu? Hocam bu geliyor mu? Kimse cevap vermez. Ha, canlı yayınlar olur mu transfer canlı yayınları? Tabii ki de olur. Ancak kanala bir desteğin yüksek olduğu, ee, videoların çok izlendiği dönemlerde yapıyorum ben canlı yayınları. Çünkü artık bir beklentin kalmıyor. Zaten izleniyor videolar diyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden eee sohbet havasında olsun. İnsanlar kanala alışsın, kanalı daha çok sevsin diye yapıyorsun. Böyle de bir durum var arkadaşlar. 6 yolcu diyor, iki gelen diyor ama ben bu altı yolcuyu kesinlikle dediğim gibi kabul etmiyorum. Ha, bana soracak olursanız 6 yolcu ben size söylesayım: sayayım. Batçua'yı 1, Kent 2, Zait 3. Elmaz oynama garantisi kiralık 4. Luan Perez 5, Samet Akaydın 6. Benim gidecek 6 görüşüm bu. İki gelen de, bana sorarsanız katı olarak e, çağlar ve kurun olacak şekilde. Teknik heyete sürpriz isim Emre Belizoğlu Ankara gücünden istifa etse Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı olsa ister misin? İsterim ama emin olun Türkiye'deki birçok kişi şu cümleyi kuracaktır. E, İsmail Kartal'ın ayağını kaydırır sakın gelmesin diyecektir. Çünkü bizim ülkede maalesef ve maalesef e, hem işleyiş farklı hem insanların düşüncesi farklı. Hem de insanların yapısı çok farklı. Beni dinlediğiniz için, bana tahammül ettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.